Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Hepiniz nasılsınız? İyi misiniz? Biz çok şükür iyiyiz. Bugün bayramın 3. günü. Biz hazırlandık. Dışarı çıkacağız. Dün biliyorsunuz ben biraz kötüydüm. Bugün yine orta seviyede ama bir çıkalım dedik. Güzel havanın tadını çıkaralım. Bugün birkaç buluşmada yapabiliriz. Ama ilk önce bir inşaatımıza gideceğiz. Bir şeyler yapılmıştı. Onlara bir bakacağız tekrardan. Konuşacağız. Çünkü bayram sonrası bizde full gaz bir inşaat şeyi olacak arkadaşlar. Yaklaşık bir taşınma tarihimiz belli. Yani hani hangi aralıkta olacağı belli. Ama şimdi söylemeyeceğim çünkü hep bir şey çıkıyor. O yüzden zamanı gelince inşallah zaten haberdar ederiz sizleri. Böyle bayram sonrası full böyle bir şeyler yapılacak. Onun üstünden bir tekrar konuşacağız. Şu üstümüz ne kadar güzel. Gel bak ben sana kolonya vereyim. Bak şöyle. Ver elini. Elini ver. Çık. Bırak. Çık. Her yere sür 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 sür. Sür 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 sür. Oh. Sürdün mü her yerine bakalım? Oh oh sür sür sür. Yeter bu kadar ama. Evet. Hemen bura üstüne bakabilir miyiz? Ne kadar güzel oldun sen ya. Ne kadar güzel oldun. Evet. Üstünde ne var? Ne var burada? Köpek. Köpek mi var? Kaju. Evet arkadaşlar biz evimize geldik. Zaten yankıdan anlaşılıyordur. Böyle bomboş olduk. Çocuklar uyuyor. Tam öğlen uyku saatine denk getirdik. Burak biliyorsunuz ki Pima penlerin hepsini halletmişti. Sadece şu salonda minik bir kısım kalmıştı. Şimdi onu yapmak istiyor. Ben de size yapılan son işleri göstereceğim. İnşallah. Dediğim gibi taşınma tarihimiz yaklaşık belli. Hani hangi aralıkta olacağı belli. Sadece şu an böyle dedim ki söylemeyeyim. Çünkü bir şey çıkar, bir şey çıkar sonra hani taşınacaktınız oluyor. Artık taşınmaya bir hafta kala falan söyleriz değil mi? İnşallah. Nasıl? Aynen o da olabilir. Artık hep beraber göreceğiz. Evet. Burak Bauhaus'tan bir merdiven aldı. Dur birazdan detaylı göstereceğim. Biliyorsunuz bizim burası yüksek tavan en yukarı kadar gidiyor. Evet ilk olarak da şöyle göstereyim. Bütün spotlar artık takıldı. Şurada şu kısımda takılmayan bir şey vardı. Bir kısım vardı. Bayağı yüksekte kalıyordu. Onlar çok şükür ki artık takıldı. Burak da burada. Merdivende. Şuradaki Pima Pencil kaldı. Hani şeylerini çıkartmak. Ona şimdi hallediyor. Yoksa her yer bakın şu görüntüye. Bütün Pima Pen'ler halloldu. Buralar yine böyle biraz şey oldu ama buraları yine süpüreceğiz. Bir şey yaptıkça süpürüyoruz arkadaşlar. Sonra bağlantılar yapıldı. Bunlar hiç sıkıntı değil çünkü prizdeki biliyorsunuz kırıklarla beraber bunların hepsi alçı olacak, boya olacak, gözükmeyecek hiçbir şekilde böyle kalmayacak. Mesela burada da bakın görüyorsunuz şuralarda. Niye zoomlamıyor ya? Şuralarda işte şuralarda kırıklar oluştu bunları yaparken haliyle bazen bağlantılar arkaya kaçabiliyor ya da bir şeyler olabiliyor. O yüzden tekrardan böyle oymak zorunda kalıyorlar ama dediğim gibi bunlar hep hallolacak. Bunlar termosifon mu deniliyor? Ya da ne deniliyor? Termostatlarımız takıldı arkadaşlar. Bunlar da yerden ısıtma için. Kapılarımız bayram sonrası bir gün verdiler. Gelecek inşallah. Sonrasında zaten demiş olduğum gibi sürekli zoomlamıyor. Şu kenarlar yapılacak kapılardan sonra. Bu kenarlar yapıldıktan sonra alçılar yapılacak, boyalar tekrar yapılacak. Ve bu kısım bitecek. Sonra zaten dolaplarımız inşallah Rabbim nasip ederse gelir. Şu alttaki şeylerde biraz sorun yaşıyorduk biliyorsunuz ki çok şu ne deniyor ona fayansa geliyordu. Orayı biraz daha kırdırdık yukarı alacağız. Diğer taraflar alçı olacak inşallah. Sonrasında neler daha? Eymen Buram'ın yatağı geldi. Şurada müdahale kapağımız var. Şurası için kapatılacak burası arkadaşlar şu kapakla inşallah. Bunu da özel bir yere yaptırdık. Çünkü istediğimiz ölçüde yoktu. Burada bakalım bir şeyler var mı? Bu
Burada bir şey yok. Yani göstermişizdir zaten. Böyle tuvaletimiz falan hepsi yapıldı bu şekilde. Bir de şey soruyorsunuz, bu camı niye buraya yaptırdık diye. Şimdi ilk önce bu bağlantı her türlü burada olmak zorundaydı arkadaşlar. Burası bildiğiniz beton diye. Yani hani hiçbir şekilde delemeyiz orayı. O yüzden zaten her türlü burada olmak zorundaydı. Biz ama bizzat bu camı burada istemedik. Çünkü hem şu tuvaletle arasında bir şey, nasıl diyeyim, duvar gibi olsun istedik. Hani şuradan inelim istemedik. O yüzden buradan inelim istedik. Bir de çocukları banyo yaptırırken buradan, hani mesela genelde küvet kullanmak istiyorum çocukları banyo yaptırırken. Çünkü burada oynasınlar istiyorum. Ve o zaman buradaki hani duş başlığıyla falan, hani direkt şurada çocuğu duş aldırmak daha rahat olur. Şu taraftan al, şöyle yap falan biraz saçma olacaktı. Biz o yüzden bu tarafa tercih ettik ama tabii ki herkesin tercihi farklıdır. Yani bu başlık zaten uzadığı için hani oradan alıp bu tarafa doğru banyo yapmak bizler için bir sıkıntı değil. Ama hani çocuklar açısından onları banyo yaptırırken hem daha rahat etmek için bu şekilde tercih etmek istedik arkadaşlar. Camı da soruyorsunuz. Camımız plise olacak arkadaşlar. Plise bir perde yapılacak. Hiçbir şekilde içerisi gözükmeyecek. Ondan sonra cima devam edelim bakalım. Ben de şu an sizinle bakıyorum. Şu an her şey aynı. Burada da şey soran oldu. Niye böyle bir duşakabı seçtin diye. Hani siyah modeller var, şeritliler var ama ben daha duşakabini. Ben düz bir şekilde istedim arkadaşlar. Çok sade bir şekilde olsun istedim. Çok da beğeniyorum böyle hani sapsade. Camı da buzlu istemedim. Çünkü buzlu cam aşırı, nasıl diyeyim, bir zaman sonra istediğin kadar temizde hiç hoş durmuyor. Hep böyle lekeli lekeli duruyor. Bu şekilde çok hoşuma gitti ama tabii ki tercih meselesi. Siyahı da açıkçası benim ev dekorunu hiç, nasıl diyeyim, uygun bulmuyorum. Öyle yani. Şimdi bakalım, burası kızların odası. Burası da oyun odası, hem misafir yatak odası. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Pimapen'dekiler çıkıyor ya, aşırı aydınlık oluyor. Bakın mesela şuradaki beyazlık aşırı aydınlık. Nasıl? Süper. Ay, perdelerimizin de geldiğini düşünürsek. Ay, dikkatli ol, kendine şey yapma. Ha, bir de neler takıldı onu göstereyim. Evet, bakın şu kapı girişimizde, yani dış kapımız, şöyle göstereyim size, dış kapımız, bunun aydınlatması takıldı. Şurada şu an böcekler var. Ondan sonracığıma bir de verandanın aydınlatmaları takıldı, onu da göstereceğim. Evet, bakın buranın aydınlatması da böyle kocaman bir şey. Buraya böyle spot şeklinde olmuyordu çünkü burası biliyorsunuz ki beton duvar arkadaşlar ve beton duvara eğer spot yapmak istiyorsanız, mesela evin içinde öyle yapmıştık, böyle asma tavan yapıyorlar, asma tavan gibi bir şey ve oraya spotları yerleştiriyorlar ama buraya hiçbir şekilde öyle bir şey yapamazdık çünkü dış cephe yağmur, kar, her şey olduğu için direktmen böyle kocaman lambalar tercih edildi buraya. Bunlar da gerçekten çok çok güzel oldu. Şu tarafa da geldi bu arada, o silinmesi lazım bu arada. Evet, burada tuğlalarımız var. Şuraya şömine köşemiz, şömine diyorum, mangal köşemiz gelecek inşallah. Burayı da güzelce halletmiş olacağız. Yani bayağı bir hızlanacağız inşallah. Son şeyler, değil mi? Yalnız şu spotlar çok güzel oldu ya. Çok çok güzel. Aa, bakın diyafonumuz da burada. Böyle. Bakayım şöyle. Böyle sarımsı mı duruyor? Çok sarı duruyor bu. Evet, çok sarı duruyor. Biraz. Şuraya koyacağız. Tamam. Şöyle. Ha, tamam, böyle kötü durmuyor. Bir an öyle bakınca kötü geldi gözüme, sarı gibi. Evet, sonra bu evin içine olan. Aynen, bu evin içine beyaz istedik. Dışına da siyah gri mi ne, öyle bir karışım var. Evet, bir bakalım. Bakalım şimdi arkadaşlar. Hah, çok güzel. Şöyle kamerası. Oh, bu arada ferforjelerimiz de gelecek bayram sonrası inşallah.
Bu arada ben asıl olayı söylemedim size. Bizim bahçemiz temizlendi arkadaşlar. Ay onu göstereyim şöyle size. Şöyle bahçemiz yine dümdüz yapıldı, toprak atıldı, yine bir düzlendi. İnşallah bayram sonrası şuraya kalıp yapılacak fayans ve kilit taşı yapılacak arkadaşlar, yürüme yolu için. Bahçe peyzajına da yavaştan başlanacak ama ilk önce o işler hallolması gerekiyor. Evet. Canlar biz evimizden çıktık. Şimdi Sümeyye'lere gidiyoruz. Evet, bayramlaşmaya gidiyoruz. Aynen, hem bayramlaşacağız inşallah. Bir de kavurma yiyeceğiz hep beraber. Aslında dün buluşacaktık. Bir türlü denk getiremedik. Bir de ben bayağı bir kötü oldum arkadaşlar dün akşama doğru. O yüzden bugün inşallah aslında şey dedik. Bir kruvasantı falan yapalım dedik. Tatlı yiyelim dedik. Aynen. Ama hani belki yine gideriz. Salih abi seni can evinden vurdu. Valla dedi ki kardeşim kavurma kavuruyoruz dedi. Beraber banalım mı dedi löp löp. Ben de dedim ki banalım. Geliyoruz dedi. Evet, öylelikle gidiyoruz. Cuma var. Siz beraber cumaya gidersiniz. Aynen, biz de işte otururuz. Bir de balkon takımları gelmişti. Bir türlü onu şey yapamadık. Aynen, ona da bir bakarız. Bir de çok güneş yok gibi. Rahat rahat oturursunuz. Aynen, rahat rahat otururuz. Ay, yakında bizim balkon takımımız da bitecek. İnşallah. Aslında bitti. Biraz şey kaldı. Vernik vesaire kaldı. Aynen öyle. Evet, efendim yavrum. Gelsin mi? Bakın. Uyudu, uyandı. Muz ve çubuk kraker keyfi yapıyor hanımefendi. Hanımefendinin keyfi biter mi hiç? Hiç bitmez. Evet. Hadi bakalım gidelim. Biz geldik. Babamız Mihroş'umuzu alıyor. Ben de hemen Buram'ı aldım. Güzel uyudun mu annem? Evet. Biz de arkadaşlar bayramda biliyorsunuz ki Betül ablalara gittik. İki tane oğlu var biliyorsunuz ki. Ve Eymen buraya şu arabaları hediye ettiler. Göstereceğim mi arabalarını annem? Bak bakın bakın. Şu. Annem siyah araba. Siyah ve mavi araba. Evet, bu iki arabayı hediye ettiler. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Hiç bırakmıyor arkadaşlar. Nasıl? Gece onlarla yatıyor, sabah onlarla kalkıyor. Görmeniz lazım. Şöyle yapayım. Evet, şimdi birazdan girelim bakalım. Marketten alacaklarımızı da aldık. Hadi bakalım. Evet, biz geldik arkadaşlar. Evet. Kızım ağacının kenarları hep solmuş ya. Abi burada. Abisini yokluyor. Yürüyecek misin sen de? Gel yürü hadi. Gelin bakalım. Hadi bakalım. Gelin bakalım. Yürüyün bakalım. Hadi bakalım. Yürüyüşe bak. Gelin bakalım. Gel. Bak. Seni çalıyor mu acaba ya? Selamun aleyküm. Bayramınız mübarek olsun. Alnına koy. Alnına da koy. Bayram mübarek olsun de. Bayram mübarek olsun. Hadi. Tamam. Hadi bakalım. Sen açtın. Tamam. Teşekkür et. Rica ederim. Sen git ona bir sürü araba. Baban ne baba? Test almaya gittin ama. Ne kılacak baba? Güzelliğim. Boncuk. Evet baba gelecek. Tuvalete gitmiş baba. Sen ne kadar güzelsin. Öpeceğim mi ablayı? Oh, yanağına da rujları da bulaştırdık. Baba. Gelecek baba. Ben seni çok özledim Eymen. Sen beni özledin mi? Baba. Zalım anana söyle beni al bana her gün getirsinler. Özlemiş benim fıstığım. Saçları da ne güzel olmuş. Kocaman kocaman olmuş. Şey ya, kalp hastası ya, sürekli böyle terliyor. Ya. Sürekli. Olsun olsun, terlesin. Vücuttaki toksinlerini atsın. Ne güzel bir seslerimiz. Evet arkadaşlar, erkekler namazda. Evet. Çocuklar birazcık çizgi film izliyor. Vallahi o haklarını şu an açtık. Şöyle mis gibi neler neler hazırlamış çoban ya. Çoban salata yaptım. Çoban salata. Pilav yaptım. Şurada pilav. Bu birazcık öğlen yemeği gibi oldu. Aynen. Bunlar. Oh, bir de kavurma. Dana değil mi bu? Dana. Sıfır yağ. Tam. Oh, Emre sen. Ben de evet. Yağ sevmem. Ben bir de koyun ya da kuzu yiyemiyorum. Çok kokuyor bana. Ha,
Onun için de yapmadım. Salih dedi ki kuzu yap, Burak sever dedi. Ben dedim ki evet o sever. Sevmez. Evet ben severim. Aynen ne kadar da tanıyorum beni. Ne oldu? Merhaba. Ne oldu annem? Baba gelecek annem. Yine babasını soruyor. İzle özledi bu işi. Balkon takımı da geldi. Göstereyim. Evet, göster, muhtemelen Sümeyye'yi de görmüşsünüzdür. Ama şöyle ben de bir paylaşayım arkadaşlar. Bakın burayı biliyorsunuz açıktı. Şöyle cam balkon yaptılar. Sonrasında ay çiçeklerin, kaktüsün falan çok güzel. Çok güzel oldu Sümeyye. Evet. Şey de çok güzel. Şu kenara yaptığın var ya çiçek geçen... Konuşmuştuk, şunu almıştım. Bunu böyle bırakmayacağım Beyza da. Bunları böyle çıkartacağım. İçine şeye gideyim bir dedim. Bu Ulusa mı? Suluhan'a. Suluhan'a gideceğim, buralara şey alacağım. Yaprak alacağım sarmaşık. Oh. Üzerine de bunu ekleyeceğim. Beyza yaptım bunu. Beyza hangisi daha güzel bu dedi. Sonra işte burayı full saracağım. Şuraya da şey düşünüyorum. Sence nasıl olur? Şöyle bir tane raf. Gerek yok. Gerek mi yok? Bomboş kalsın. Çok kablo mu koysak böyle bir tane? Bence bir şeye gerek yok ya. Tamam o zaman. Boş kalsın. Beyza'ya soruyorum. Beyza'nın fikirlerini çok seviyorum. Sonra bakın şöyle bahçe balkon takımı gelmiş arkadaşlar. Şöyle çok güzel. O kadar yakışmış ki güle güle kullanın. Güle güle oturun inşallah. Efendim annem? Çiçekler. Çiçekler var annem evet. Şöyle minik bir dekor da yapmış şuraya. Böyle tepsili mepsili. Çok çok güzel olmuş. Evet. Bu şekilde sizinle de paylaşayım dedim. Hemen buraya gel annem. Gel gel bir tanem benim. Canı bu ortanca mı şuradaki çiçek? Evet. Ay açmış canı. O açtı o çok güzel olmuştu. Ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Ne oldu? Güneşte mi kaldı çok? Video fotoğrafını attım Instagram'a öldü. Vallahi be. Çiçek bile ya nazar demiyorum. Vallahi bak nazar demiyorum ama çok güzeldi. Yeşildi. Fark etmiş miydin? Çiçek evet, açtı dedi ilk başta. O kurumamıştı. Akşamına Salih dedi kurumuş bu dedi. Sonra dedi ki bir daha atmayacağım çiçeklerimi. Her şeyimi atabilirim. Kırılsa ama çiçeklerimi atmayacağım. Bunlar da çok güzel ya. Evet hadi bakalım. Eymen çok güzel değil mi? Oo bu çiçek. Onu ellemeyelim tamam mı? Cici yapalım. Cici. Kokluyor musun? Evet vallahi çocuklar bildiğin Sümeyye'yi istiyor arkadaşlar. Mihroş resmen babasının kucağında kalmak istemedi. İstiyorlar. Aa, bak. Bak size bir yerde kuzu aldım. Hmm, ah teşekkür ederiz annem benim. Oh. O çatal kullanmak istiyor. Benim kucağımda yemeyen çocuk ben büyüdüm diyor. Benim kucağım nasıl yiyor abi gördün mü? Işık da kötü vuruyor ama ellerine sağlık. Müthiş olmuş yani. Gerçekten çok çok lezzetli. Çocuklar yiyemedi. Ama var ya keyfi de öyle çıktı. Çok güzeldi. Eymen buraya yet zaten ya. Çok yiyemedi böyle. Bir şey olmaz. Öğlen yemeği bir şey olmaz onlara. Allah razı olsun. Şu an Sümeyye buraları toparlıyor. Valla ben de kendimi çok kötü hissediyorum. Toparlayamıyorum. Bir şey zorluyor Meyra beni. Şu ara yani şu birkaç gündür zaten iyice şey oldu. Öyle arkadaşlar yani. Bir de maşallah tosun bir bebek olacak. İnşallah bakalım. Sağlıklı sağlıklı olsun da. Evet arkadaşlar öyle yani. Sonra da bir otururuz. Çay keyfi yaparız. Aynen. Öyle. Thank you.
mısın sen? Evet arkadaşlar, biz çıktık. Kruvasantaya doğru gidiyoruz. Beni takip ediyor. Dur. Haş dikkat. Ay nasıl paytak paytak yürüyor. Pıt pıt pıt. Bir harekete bak, ayağımla. Aynen. Arkadaşlar biz kruvasantaya gittik, yedik, çok beğendiler. Anne! Efendim, eve doğru gidiyoruz. Evde birazcık dinleneceğiz. Bugünümüz de böyle geçmiş evet. oldu. Gerçekten çok güzeldi ama ya. Böyle anlık bir karardı. Ama çok çok güzel geçti. Öyle yani. Hadi bakalım eve gidelim mi? Evet. Evet. Özledin mi evi? Evet. Evet. Özlemiş. Hadi bakalım.